Komutlarla çalışmak. AutoCAD 2011'i başlattığınızda drawing1 adlı bir dosyayla karşılaşırsınız. Bu AutoCAD'in komutlarının kullanımı hakkında bize bir başlangıç noktası olacaktır. Bu derste her bir komutun arkasındaki iş akışına ve komutların yapısına bakacağız. Aslında tüm komutlar aynı mantıkla çalışırlar. Şimdi draw paneline doğru gelin ve line yani çizgi komutuna tıklayarak çalıştırın. Ekranın en altında bir alan bulunmaktadır. Bu alana komut satırı denir ve bu kısım AutoCAD'in komutu tamamlamak için neye ihtiyacı olduğunu belirtir. Şu anda bu kısım LINES specify first point cümlesiyle sizden birinci noktayı tanımlamanızı istiyor. Bu nedenle çizginizi başlatmak için ekranınızdaki herhangi bir yere farenin sol tuşuyla tıklayın ve daha sonra birkaç farklı noktaya daha tıklayarak komut satırına bakın. Şu anda başka bir nokta daha belirtebilir ya da buradaki parantezlerin içerisindeki metinleri kullanabilirsiniz. Parantezin içerisinde bulunan seçenekler alt seçenekler olarak adlandırılır ve bir alt seçenek komut içerisinden ulaşabileceğiniz bir ek özelliktir. Bir alt seçeneğe ulaşmanın iki yolu vardır. Birincisi klavyenizi kullanarak seçeneğin büyütülmüş harfini yazmaktır. Örneğin işlemi bir adım geri almak istiyorsanız komut satırında da görüldüğü gibi Undo komutundaki U harfini yazarak Enter tuşuna basabilirsiniz. Şimdi bir adım geri almak için U yazın ve Enter'a basın. Alt seçeneklere ulaşmanın diğer yoluysa sağ tuş menüsünü kullanmaktır. Eğer farenin sağ tuşuna tıklarsanız burada alt seçenekleri görebilirsiniz. Bir kez daha işlemi bir adım geri alalım. Bunun için Undo seçeneğini seçmelisiniz. Şimdi tekrar sağ tuşa tıklayın ve şekli kapatmak için Close seçeneğini seçin. Çoğu AutoCAD komutu ek alt seçenekler içerir ve bu seçeneklere her iki yoldan da ulaşabilirsiniz. Şimdi tekrar line komutunu çalıştırın ve ekranda birkaç noktaya daha tıklayın. Eğer bir komutun çalışmasını durdurmak isterseniz escape tuşuna basmanız yeterlidir. Böylece AutoCAD çalışan komutu durduracaktır. Çalışmalarınız sırasında komut satırını takip etmeyi unutmayın. Komut satırı AutoCAD'in sizden ne istediğini anlamanıza yardımcı olur. Çoğunlukla yeni başlayanlar çalışmaları sırasında AutoCAD'in beklediği değerlerden başka değerler girerler. Bu nedenle herhangi bir problemle karşılaşırsanız bakmanız gereken ilk yer komut satırıdır. Programı kullanmaya devam ettikçe tüm komutların aşağı yukarı aynı şekilde çalıştığını görecek ve AutoCAD'in istediği bilgileri gerektiği şekilde girebileceksiniz.